Nitekim bayram gelirken Antep sokaklarında mis gibi kakya kokusu buram buram her tarafı sarar. Belki sizler de evlerinizde yapmak isteyebilirsiniz diye tarifini paylaşıyorum. Bir su bardağı cıvık yağını tepsiye ekledim. Bir su bardağı da belediye suyu ekliyorum. Bir su bardağı da toz şeker. Şayet ki şekerli yapmak istemiyorum dersen şeker katma, bir tatlı kaşığı tuz ekle. 2 yemek kaşığı çörek otu. 3 yemek kaşığı kavrulmuş susam. 5 yemek kaşığı çiğ susam. 1 yemek kaşığı rezene. Şimdi bunu dövücünün içerisine alacağım ve incelteceğim. Mümkünce tozunu çıkartmaya çalışıyorum havanda. Onu da üzerine ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı keten tohumu opsiyonel, katmasan da olur. Şimdi şekerini çözdürüyorum karıştırarak. Ve bir tatlı kaşığı silmeni ekliyorum. Karbonat ekliyorum. Onu da karıştırıp artık ununu vereceğim ve hamurumu oluşturacağım. Ne kadar un istediğine göz kararı karar vereceğim ama size tam ölçüyü vereceğim. Bir su bardağı ekledim. Bu ikinci su bardağı, bu üçüncü su bardağı. Karıştırarak bakıyorum. Dördüncü su bardağı unu da verdim. Ve bu da beşinci su bardağı unum. Artık ellerimle toparlamaya çalışacağım. Ta ki elime yapışmayan yumuşacık kakya dokusu, kurabiye dokusu oluştu. Şimdi tezgahımın üzerinde bundan cevizden bir tık büyük bezeler oluşturup bezeleri sıkı sıkı yuvarlayacağım böyle ve bunları fitilliyorum. Yani simit haline getirebilmek için böyle 15 santim uzunluğunda uzatıyorum. Uçları daha ince, orta kısmı biraz daha tombul olacak ki simit şeklini rahat verebilelim diye. Nasıl birleştirdiğimde iki ucunu üst üste getirerek parmaklarımı, üç parmağımı içeriye sokup bıdı bıdı yapıyorum ve birleşiyor. Şimdi dış kaplaması için iki tane yumurtanın akını iyice çırptım ve iki su bardağı susam ama kavrulmuş olacak. Önce akıyla ıslatıyorum, susamla iki taraflı şöyle sürdüm ve tepsiye dizdim gördüğünüz üzere. Pişirme tarifi lütfen dikkatli dinle burayı. Isıttığım sıcak fırında fanlı ayarda 200 derecelik ısıda orta rafta tek tepsi pişiriyorum. 15 dakika sürüyor. İlk tepsim pişti 15 dakikada ve ikinci tepsim de pişti. Aynı sürede pişti. Yemeğe hazır, ister sıcak ister soğuk. Bunları kavanozda saklarsın. Uzun sürede bayatlamaz. Misafirlerine ikram edebilirsin. Çocuklarını da çok seveceklerdir. İçindeki baharatlar sebebiyle çok da sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir kakya kurabiye oldu. Umarım sizler de evlerinizde dener, beğenir ve bana teşekkür edersiniz. İyi bayramlar efendim. Umarım memnun kalırsınız. Bir de ben dokusuna bakayım. Özür dilerim. Hemen doku. Bakar mısın? Çok iyi oldu. Beklediğimden daha da iyi. Wow.